Her dakika, her saniye kayıplarımız ağırlaştı. Depremden günler sonra enkaz altından canlı çıkarılan her çocuk, her anne, her baba acılarımızı hafifletse de, bizleri çok sevindirse de ilk 24 saatte erken ve etkili mücadele olabilseydi, binlerce vatandaşımızın canını kurtarabileceğimiz gerçeğini milletimize gösterdi. Bugün itibariyle depremde 31.643 yurttaşımızı kaybettik. Yine 80.278 yurttaşımız da yaralı. Bir kez daha kaybettiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, milletimize sabır, yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız insanların nasıl öldüğüne bakın demiş Albert Camus. Ne yazık ki ülkemizde bu sözü çok sık tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Bu son felakette gösterdi ki ülkemizde en ucuz şey insan hayatı. Ve insan hayatının ucuz olduğu ülkelerde kibirli yöneticiler her ölüme kader diyor. Büyük bir kibirle sorumlusu olduğu ölümleri bile kabullenmiyor. Hiçbir suçu üstlenmiyor. Bu kibir abideleri Sayıştay'ın uyarılarına rağmen hiçbir önlem almazlar. Kömür madeni patlar, madencilerimiz ölür, hayatlarını kaybeder, kader deyip geçmeye kalkarlar. Dere yatağına ev yapılmasına izin verirler, göz yumarlar, yağmur yağar, sel olur, yurttaşlarımız sele kapılır, hayatlarını kaybeder, kader deyip geçmeye kalkarlar. İtibardan tasarruf olmaz derler, kendilerine uçan saraylar alırlar ama bir yangın söndürme uçağı alamazlar. Ülkenin ormanları yanar, ormanla beraber vatandaşlarımız yanar, kader deyip geçmeye kalkarlar. Ülkenin tüm bilim insanları uyarır, devletin kurumları uyarır, deprem gerçeğini aldırmazlar. 20 yıl el parasıyla bu ülkeyi yönetirmiş gibi yaparlar. Paralar gösterişe gider. Ruhsatsız, eksik yedik konutlara imar barışı çıkarıp para toplarlar. Paraları depreme dayanıklı kentler için değil, seçim için harcarlar. Vatandaşın evlerini mezara çevirirler. Depremde on binlerce insanımız ölür. Kader planı böyleymiş deyip geçmeye kalkarlar. Bu ülkede iyi bir şey olursa kendilerindendir. Kötü bir şey olursa kaderdendir. Utanmadan suçu Yüce Allah'a yıkmaya kalkarlar. Oysa kader gayrete aşıktır. Dünyada güzel olan, doğru olan her şey gayretin ürünüdür. Milletimiz seni felaketlere karşı tedbir al, benim canımı koru diye seçiyor. Sen tedbir almıyorsun, sonra da felaket olunca kader planı diyorsun. İşin içinden sıyrılmaya kalkıyorsun. Kendi hatalarını görmeyen, günahlarının sorumluluğunu kadere yıkan, kibir hastalığıyla malul bu kafa ülkeyi yönetemiyor. Memleketimiz savruluyor. Afetler on binlerce cana mal oluyor. Bu toprakların devlet anlayışı, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. Ama 20 yıldır devleti yönettiğini iddia eden bu kifayetsizler hiçbir felakette insanlarımızı yaşatmayı beceremediler. Milletimiz yaşadığı her felakette bunların elinde çok ağır bedeller ödedi. Milletimiz devlet yönetimini ya sokaklardan topladı ya da enkazın altından çekip çıkardı. Bugün de aynısı oluyor. İstasyonlarda akaryakıt yok, fırınlarda ekmek yok, içecek su yok, yardım yok, devlet yok feryatları depremden sonra arşa yükseldi. Nerede bu devlet çığlıkları? Kulakları değil yüreklerimizi parçaladı. 1999 Büyük Marmara depreminde enkazın üstündekiler sesimi duyan var mı diye enkazın altına bağırıyordu. 2023 Maraş depreminde enkazın altındakiler sesimi duyan var mı diye enkazın üstüne bağırdılar. Ve o sesler tüm Türkiye'yi kahrederken saraydakiler muhalefete parmak sallamakla, milleti azarlamakla,
trollerine millete hakaret ettirmekle uğraşıyordu. Devletin yerleşik kurumlarını vesayetle mücadele bahanesiyle yıkan, yerine doğru düzgün hiçbir şey kuramayan saray ve şürakası 36 saat ne yapacağını şaşırdı kaldı. Ne arama kurtarma ekiplerini ne de Mehmetçi'yi seferber edebildi. Milletimiz duruma el koymak zorunda kaldı. Yardımları bölgeye ulaştırmak için sosyal medyadan örgütlenenler, canla başla çalışan gönüllüler, ellerindeki tesisleri depremzedelere açan iş insanları, çocuklara kazak ören kadınlar, kış soğukta üşümesinler diye, deprem bölgesine koşan doktor ve hemşireler, yardım kolilerini taşıyan gençler, depremin yüküne bağışlarıyla omuz veren hayırseverler, deprem enkazından elleriyle, tırnaklarıyla kazıyarak taşları kaldıranlar, milletimizin büyüklüğünü, kadir şinaslığını, zor zamanlardaki dayanışma gücünü bu deprem felaketinde bir kez daha gösterdiler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız, Belediye Başkanlarımız, Milletvekillerimiz, örgütümüz, hepimiz afet bölgelerindeyiz. Kurtarma ve yardım çalışmalarına milletimizle birlikte elimizden gelen desteği veriyoruz. Yurttaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. İhtiyaçlarını gidermek için önlemler alıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu depremden bir gün sonra deprem bölgesinde Adana, Hatay, Osmaniye, Nurdağ, Islahiye, Kahramanmaraş, Pazarcık, Gölbaşı ve Adıyaman afet bölgelerindeydi. Cumartesi günü de Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da depremzedelerin yanındaydı. Pazar günü Payas ve İskenderun'da taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerinden sonra Hatay'da Merkez Yönetim Kurulumuzu topladık. Milletimizin acısını hafifletmek için belediyelerimizin, örgütümüzün canla başla yaptıklarını ele aldık. Arama ve kurtarma çalışmalarının artık sonuna yaklaşılıyor. Yeni bir sürece giriyoruz. Bunu da dikkate alarak depremzede her ilimizde yardımlarımızın en etkin şekilde yapılması için kurulması gereken koordinasyon yapısını da bu toplantımızda ele aldık. An itibariyle 142 belediyemizin iş makinesi, itfaiye, ambulans, arama kurtarma gibi toplam 5192 aracı, 13116 personeli deprem bölgesinde çalışıyor. Gıda, hijyen, kıyafet ve diğer insani yardım malzemelerini taşıyan toplam 3008 tır ve kamyon, 4 uçak, 5 gemi, 2 feribot ve 2 tren vagonu bölgeye ulaştırıldı. Günlük 240.000 öğün kapasiteli 47 mobil mutfak, 160.000 kapasiteli 16 ikram aracı, 110.000 ekmek kapasiteli 11 mobil fırın, 488 jeneratör, 1.396.000 battaniye, 61.739 ısıtıcı ve soba, 4.967 çadır, 135 konteyner, 321 mobil tuvalet ve duş belediyelerimiz tarafından bölgede dağıtıldı. Parti örgütümüzde 157 tır insani yardımı, 46 kamyonu, 14 minibüsü, 2 iş makinesini depremden etkilenen bölgelere intikal ettirdi.